Öncelikle tahminim şudur ki bugün bol bol banka, holdingle ulaştırma konuşacağız. Çünkü hani Aynen. pozitif ve negatif anlamda öne çıkan sektörler biraz bunlar oldu. Yani ağırlık olarak da endekste en yüksek ağırlık olan sektörler ve hisseler bunlar olduğu için öncelikle bankayla başlayalım. Aynen. Yani burada bankacılık tarafında hani 2 hafta önce coşuyorduk, yeni zirveler yapıyorduk. Şimdi ne oldu da bu kadar felaket senaryosu çizmeye başladık? Yani ne oldu dersek aslında hani görüntüde çok fazla bir şey değişmedi. Biz neler konuşuyorduk? İşte bizim büyük bir hikayemiz var ülke olarak. İşte ekonomi yönetiminin attığı adımlar, gri listeden çıkmak, ondan sonra not arttırımlarının gelmesi, en son gelen not arttırımının beklentinin de üstünde 2 kademe olması. Üstünde. Hani geçtiğimiz yayınlarda mesela neler konuştuk? Not arttırımı gelirdi. Üstüne biz hani genellikle cuma akşamları geldiği için hafta sonu hani uzun pozisyonlarda hani malda girer tabiri caizse, ki not arttırımı gelirse eğer pazartesi hani yüksekten satalım bunları. Belki hani portföydeki ağırlıklarımızı da arttırırdık. Ama hani borsa buna çok fazla izin vermedi bu zamana kadar. Yani not arttırımı geldi, hemen direkt satışla açtık. Bu biraz da hani beklenti alındı, gerçekler satıldı. Çünkü biraz da hani bir sürü hareketi yapıyoruz burada. Herkes aynı şeyi düşünüp de alırsa şimdi biz hepimiz not arttırımı gelecek diye alıp bunu hani açılışta pazartesi günü satalım diye hareket edersek hani hepimiz aldık, bunu kime satacağız? O sebepten biraz hani kendi kendimizi vurduk diyebiliriz hani yatırımcılar olarak. Abi Diğer çok da güzel tarafta haberler hani gelmeye başlamıştı. yani güzel haberler gelmeye başlamıştı Evet. ama biraz da ben hani şu örneği veriyorum. Hani geriye dönüp, geçmişe dönüp baktığımızda BIST 100, biz aslında şu an not arttırımları geliyor. Hani üst üste sürekli not arttırımları gelir, not indirimleri gelirken bizim görünümüz sürekli negatif olarak giderken derecelendirme kuruluşları tarafından biz o sırada rally yapıyorduk borsada. Yani biraz daha hani ters tarafından bakmak lazım işi. Hani biz hani bir kitle hareketi olarak bir sürü hareketi yaptığımız için herkes aynı şeyi düşündüğü zaman maalesef onlar gerçekleşmiyor. Biraz da bununla yüzleştik. En son gelen 2 kademe not arttırımı da bunun hani biraz abartı bir göstergesi oldu diyebiliriz. Hani 2 kademeyi bile sattı piyasa. Ondan sonra zaten hani baktığımızda bayağı bir yol gelmiş olduk hikayemizde. Biraz yani daha yukarı gidemediğimizi gördük. Yani böyle bir 340 dolarlar bu civardaki seviyeler. Hani şu an hani grafik çok önemli ama 2018-19 seviyeleri diye hatırlıyorum bizim borsamızdaki. Oradan daha yukarı itecek bir güç oluşmadı. Yani hikayemiz zaten devam ediyor ama bu hikayeyi zaten büyük oranda fiyatladık. Belki işte başka gelişmeler olabilirdi. İşte küresel tarafta, yurt dışında başka bizi pozitif etkileyecek gelişmeler yaşanabilirdi. Bunlar belki daha yukarı bizi itebilecek güç olabilirdi ama ekstra daha iyi bir şeyler gelmediği için, daha büyük bir haberler gelmediği için daha yukarı gidemedik. Sonucunda da çok sert satışlar geldi. Konuya bankalardan girdik. Bankalardan devam edersek, bugün baktım bankacılık endeksi yaklaşık son 1 yıl içerisinde en tepeye doğru bakarsak X Bank, yani bankacılık endeksine konuşuyorum. Zaten hemen hemen tüm bileşenler birkaç istisna hariç işte Garanti Bankası olsun, Akbank olsun, Yapı Kredi, Akbank. İş Bankası olsun, bunların hepsi aşağı yukarı paralel hareket etti. Yani bazıları daha fazla yükseldi ama büyük çoğunlukla hemen hemen hepsi rally yaptı diyebiliriz. Yani en zirveye %125'lik bir yükseliş olmuş. Bugünkü bulunduğumuz yere de hala hani trendin başladığı noktadan %80 yukarıda bankacılık endeksi. Yani geçtiğimiz yayınlarda hani hatırlarsınız, sürekli izleyicilerimiz de hatırlar. Buralar hani ne kadar hikayemiz devam etse de artık çok ciddi karlar olduğundan dolayı, bankaların piyasa değerleri çok ciddi yükseldiğinden dolayı, yani 500 milyar TL Garanti Bankası gördük. Koç Holding'le hemen hemen aynı piyasa değeri. Buralardan yeni pozisyonlar için artık riskli. Yani daha geride kalmış sektörlere bakmak daha doğru olacaktır. Endekste de belli Evet, oyuncu altını değişiklikleri çizdik. yaşanabilir şeklinde hani konuşuyorduk. Hala da ben aynı noktadayım fikrimi sorarsanız. Yani bu kadar ciddi bir trend oluştuktan sonra hani belki yatırımcılar hani ben bu trendi kaçırdım, bir yerden dahil olayım, düştükçe alayım gibi hani davranışları Psikolojiye girmiş göstermelerini ben olabilirler. çok fazla hani tavsiye etmem.
Yani X-Band tarafında trend kırıldıktan sonra çok ciddi satışlar geldi. Biz bundan 2 hafta önce bankalar zirvedeyken hani not artışlarını vesaire konuşurken yabancı yatırımcı geliyor vesaire derken şu an mesela bugün daha çok enflasyon muhasebesi uygulandığında bankaların karları ne olacak tamamen eriyecek bir şeklinde konuşmaya başladık. Yani yukarıdayken güzel şeyleri aşağıya geldikçe daha negatif şeyleri görüyoruz yine psikolojik olarak. Zaten hani biraz da buradan benim yatırımcıya eleştirim olsun. Yukarıdayken kötü şeyleri konuştuğumuz zaman bizi topa tutuyorlar. O yüzden çok da bizle konuşmamayı aslında hani tercih ediyoruz diyebiliriz. Yani burada Biz bank... yayınları da boşuna yapmıyoruz zaten burada, yani hani bilgilendirme amaçlı da aynı Tabii, zamanda. tabii, tabii Ve ki. söylüyoruz, altını çize size söylüyoruz. Buyurun. Yani burada biraz daha hani Koç Holding bilançosundan mesela biraz Yapı Kredi hakkında fikrimiz oldu. Enflasyon muhasebesi uygulandığı zaman bankalara aslında çok da bir kazanç elde etmediklerini zaten görüyoruz. Ya Yani öz çok. kaynaklardaki azalma da enflasyon etkisiyle dikkat çekiyor. Piyasa bugüne kadar bunları görmemeyi seçti. Yani daha çok güzel tarafından bakmayı seçti. Trend aşağı yönlü döndükten sonra, satışlar başladıktan sonra da artık kötü tarafından bakmayı seçiyor. Tabii hani siz istediğiniz taraftan bakabilirsiniz ama daha çok hani teknik anlamda yani bir dönüş görmeden hani çok olduğunuz noktadan bir hareket etmeyi ben tavsiye etmem yatırımcılara. Şu an için 12.900 yani 13.000 diyebiliriz kabaca. Önemli bir yatay destekti bankacılık endeksinde. Bugün kapanışa doğru gelen satışlarla bu seviye de kırıldı. Yani şu an için hani nefes kesmeden bankacılık endeksindeki düşüş devam ediyor. Bunun hani önemli bir destekle kırıldı bugün. Nereden dönebileceğine hani bakarsak daha yakından gelen bir trend mesela hemen trendi şu an hani grafiğime ekliyorum. İnşallah ben çizmeden önce kırılmamıştır diye de umut ediyorum. Güzel haber hani bu şu an çizdiğim trend kırılmamış. Bu da aşağı yukarı 11.900 seviyesinden geçiyor. Daha yukarıda bakarsak 12.300 gibi ben X-Bank'ta yatay bir destek görüyorum. Daha önceden destek olarak çalışmış bir bölge. Ama yine tekrar altını çizmekte fayda var. Yani böyle bir destekten bir dönüş geldiği zaman dediğim gibi hani hemen atlamamak gerekli. Çünkü önemli destek noktalarından zaten tepki alışları çoğunlukla gelir. Bizim takip etmemiz gereken yani burada yeni bir trend oluşuyor mu? Tekrardan işte yükselen dipler, yükselen tepeler oluşuyor mu? Çünkü destekten döndü diye alabilirsiniz. Yani gün içi mesela bu dönemde ne kadar tavsiye etmesek de gün içi trade yapıyorsanız da destek seviyelerinden dönüşlerine pozisyon alabilirsiniz ama daha kısa vadeli olur. Yani burada bana sorarsanız dibi bulmaya çalışmanın çok fazla bir anlamı yok. Yani ben hep %3, %5 daha yukarıdan olun, alın ama emin olarak alın diyorum yatırımcılara. Hani bir trend oluşsun ondan sonra onu gördükten sonra daha içimiz ferah, içimiz rahat olsun. Bu söylediğim tabii şu an için hani mesela bankalar için geçerli. Çünkü bankalarda rasyolara baktığımız zaman hani eskisi gibi bir iskonto yok. Yani bu sebepten. Hani mesela siz temel analizini yaptığınız, rasyolarını makul bulduğunuz işte belli bir fiyata ben okeyim dediğiniz, ben bunu kabul ediyorum, buradan maliyet yapmayı dediğiniz hisselerde daha farklı bir strateji tabii ki uygulayabilirsiniz. Yani özellikle hani bu yıl içerisinde geri kalmış ya da işte yayının başında söylediğimiz kötü dönemde hani şu an mükemmel bir şirket olsa dahi ileride çok iyi projeleri olduğunu siz görseniz ve piyasanın henüz bunu görmediğini düşünseniz bile endeks bu kadar kötüyken yani satışlar bu kadar ciddiyken daha böyle küçük veya orta ölçekli bir şirketin ayakta kalması çok mümkün değil yani. Ama burada size belli başlı fırsatlar da yaratıyor. Yani burada hani bu bahsettiğim tamamen teknik analiz bakış açısı. Bankalarda hani rasyo olarak artık burası çok cazip, buradan ciddi alıcı gelebilir diyeceğimiz bir bölge. Şu an için bana sorarsanız henüz yok. O yüzden teknik bakmak durumundayız. Ama siz hani ederini bildiğiniz şirketler, hani ederini bilmek tabii ki çok göreceli bir şey. Ama en azından hani yaptığınız analize güveniyorsanız yine belli başlı destek seviyelerinden alım pozisyonlarına başlatabilirsiniz. Tabii ki bu hani rasyolara uygun olan şirketler için geçerli olabilir. Yani örnek veriyorum şirket zaten
defter değerinin hani yarısında işlem görüyordur. Belli destek seviyelerinde artık pozisyon açmaya başlayabilirsiniz. Ama zaten hani çok ciddi bir rally yapmış banka gibi, hani bankacılık %125 rally yaptı bu sene içerisinde en tepeye baktığımızda. Burada destek arayıp da buradan döner demek bana sorarsanız çok fazla mantıklı bir yatırım Değil. stratejisi olmaz.